Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Vespa ET450 arkadaşlar. 2005 model. Buna yağ filtresi bakımı yapacağız. Daha önce metal evaporatör bakımını yapmıştık aynı motorumuzu. Şu an normal yağ bakımına geldi. Filtremiz değişiyor. Yağlarımız değişiyor. Ekstradan bir çalışma daha yapacağız arkadaşlar. Motorumuzda, egzozumuzda küflenmeler, paslanmalar, boyalarda kalkmalar var. Buna yanmaz 800 dereceye dayanıklı şöyle bir yağ boya kullanacağız arkadaşlar. Egzoz boyası. Bu boyayı kullanmadan önce böyle bir tel fırça yardımıyla şu şekilde egzozumuzun da şöyle, yani çökeceğim ben bunu da şimdi gösteriyorum. Şu şekilde tel fırçayla boyasını kaldırıyoruz. Şöyle sünker zımparayla da zımparalanacak. İki kat bu boyadan vuracağız arkadaşlar. En azından motorumuzun estetiği, görüntüsü de 10 numara olacak. Bu motorumuzun en belirgin özelliklerden biri ne arkadaşlar? Diğer modellere göre bunu ayrıcalıklı tutan neydi? Ayak marşımız var arkadaşlar. Yolda akümüz bitti veya bir sene motoru kullanmadık, marş basmıyor. Ayak marşı koymuş arkadaşlar. Eski nostalji modellerde olduğu gibi 2005'te bu seride, bundan sonrakilerde yok arkadaşlar. Buna özgün ayak marşı var, akü bitti. Yolda bir sıkıntı oldu, ayak marşıyla da çalışabiliyor yani. O şekilde çok dayanıklı bir ayak marşı sistemi var arkadaşlar. Motorumuzun egzozla alakalı nasıl boyandığını size göstereceğim arkadaşlar. Şu an sökme işlemlerine başlıyoruz. Aşama aşama videomu göstereceğim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, egzozumuzu söktük. Üstündeki şu insanaj parçamızı aldık. Bunu koyuya karıştırmıyoruz. Evet, görüyorsunuz paslanmaları vesaireleri. Şimdi bu tarz bir olayda arkadaşlar, egzozumuzu şöyle tel fırçayla şu şekilde küfünün pasını alıyoruz. Bütün altındaki eski boyaların, küflerin, pastanın atmasını sağlıyoruz şu şekilde. Yani bu universal bir bilgidir. Diğer egzozlarda da aynı sistemi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Boyayı çizmemiz lazım, alttaki boyayı. Yeni boya tutmaz. Yani üstüne hiçbir işlem yapmadan, zımpara, asar atmadan diğer boyayı tutturamayız. Onun için böyle tel fırçayla bu şekilde işlemini yapıyoruz. Bu zemin komple kalkacak. Ondan sonra zımparalanacak. Zımparalandıktan sonra tekrar boya atılacak arkadaşlar. Aşama aşama gidiyoruz. Şimdi arkadaşım bunu kendisi zımparalayacak. Ben de o arada motorun bakımını yapacağım. Evet, şöyle veriyorum aparatları. İlk göstermeyi ben yaptım. Devamını arkadaşımız kendisi yapacak. Yine ben size çekeceğim, göstereceğim son durumunu. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, egzozumuzun altyapısı hazır. Şöyle bakalım yakından. Tel fırça yaptık. Su zımparası çektik arkadaşlar. Matlaştırdık yani eski boyaları. Bu egzoz bayağı bir tadilat görmüş bir egzozdu. Boyama yaparken ilk önce arka taraftan başlıyoruz. Niye arkadan başlıyoruz? Çünkü tekrar ön tarafı sonlama yapacağımız için en kötü yerleri önce bir geçeceğiz. Şöyle. Yanmaz boya arkadaşlar. Çok farklı bir boyadır. Üç kat geçeceğiz soğuduktan sonra. Şimdi boğazı da boyuyoruz. Şimdi boyaz yanar ama yine de boyadan nasibini alsın diye kısımları da hafiften fıslıyoruz şöyle. Önemli olan şu kaynak yerleri çok önemli. Alt kısmı tamam. Bu çabuk kuruyan bir boya. Diğer boyalarla karıştırmayalım. Ben alt kısmını özellikle önce boyadım ki görüntü kirliliği olmasın diye. Şimdi asıl yüzeyi boyayacağız. Yüzeyi boyarken çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Böyle fazla tutturmadan boyanın. Şimdi burada
Asıl mevzu nedir arkadaşlar? Alt zemin çok önemlidir. Yani boya işinde zımpara ve alt zemini güzel yaparsan boya o kadar güzel düşer arkadaşlar. Kötülük vesaire kalmaz. Ha ben boyacı değilim bu arada. Ben motosiklet tamircisiyim ama işte böyle görüyoruz yapılan işlemleri. Biz de kendi çapımızda yetişmeye çalışıyoruz. Yani şu benim yaptığım işi siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Fark eden bir şey yok. Bunda önemli olan aynı yere fazla yakından püskürtmeyeceğiz. Uzaktan tozalak gibi püskürteceğiz. Bu şu an astar görevi görecek arkadaşlar. Son katı ekstra bir daha vuracağız. Bu yanmaz boyaların bir özelliği var arkadaşlar. Küflü paslı yüzeylere, metale adapte oluyor. Böyle bir boya yani. Sırf bu metal işleri için yapılmış. Yani normal kaporta boyası değil arkadaşlar. Onun için sakın kaporta boyalarıyla karıştırmayın. Farklı bir boya. Ben özellikle kaynak yapılan, işlem yapılan yerlere fazla sürüyorum. Çünkü oralar ısınacak. Isındıkça diğer yerlerde patlamalar oluşmasın diye. Hem estetiği hem kozmetiği güzel olacak şu an. Bizde şuralar görünen kısımlardı. Boğazlarda da küflenme, paslanmalar oluşmasın diye buralarda boyuyoruz tabi. Yani evimizde, bahçemizde hobi olarak arkadaşlar egzozu söküp kendimiz uğraşabiliriz. Hem zaman olarak zamanımız boşa gitmemiş olur hem de bu işlemi yaparız. Şimdi bu tür işlemleri arkadaşlar atölye ortamlarında ustalara, kalfalara yaptıramazsınız. Şimdi ben motosiklet ustasıyım. Bu arkadaşımız artık bizim yani bir abimiz, kardeşimiz gibi oldu. Bir de iş boşluğu bir randevu sistemiyle çalıştığımız için arada boşluklar gelmeyenler falan oluyor. O zamanımızı egzozda değerlendiriyoruz. Yoksa normalde aşırı iş yoğunluğunda bu egzozu ben bile boyayamam yani. Ama şu an hem dinlenmiş oluyoruz hem aradan çıkmış oluyor yani. Öyle bir durum var. Ama siz kendiniz evde kendi garajınızda motorunuzu söküp biz gösterdik. Bu egzozun nasıl takıldığını da göstereceğim şimdi. Bu universal bir bilgidir. Diğer motorlarda da yapabilirsiniz. Egzozu zaten 4 vida tutar. 2 tane boğaz vidası tutar. Şu kelepçelerin vidası. 2 tane de yanlardan vida tutar. Bunları çıkardığımız zaman egzozumuzu dışarıda güzelce çalışırız. Zemini hazırlarız. Boyamızı atarız. Kurur. Yerine takarız. Güzel bir görüntü olur. Ha, bu 3 ay gider, 5 ay gider, 1 sene gider. Orasını bilemeyiz. Boyanın kalitesine göre değişir. Şimdi biz bu boyayı arkadaşımız almış internet üzerinden. Hem deneme mahiyetinde hem de zaten egzoz çok berbattı. Onu temizlemiş olduk. Yani belki uzun süreli gidecek. Ne kadar süre gidecek onu da ileride size bildiririm yani. Tekrar bakıma geleceği için. Acaba ısıya dayanacak mı? Yolda yanınca bütün boya kalkacak mı? Şimdi böyle risklerimiz var arkadaşlar. Ama burada başarılı bir boyaya benziyor. Bloklarda falan da kullanılıyor. Motor aksamlarında falan. Şimdi atarken belli oluyor zaten. Böyle toz boya gibi değişik bir şekilde yapışma yaptı arkadaşlar. Yani benim gayet güzel hoşuma gitti. Şimdi kuruduktan sonra ön yüzeye 3-4 kat atacağım arkadaşlar. Rahat çıkması için. Şimdi şöyle. Şimdi bazı şeyler arkadaşlar kabiliyetle sınırlıdır. Ben mesela sadece motor tamiriyle kalmıyorum. Mesela tornacının yaptığı işi de yapabiliyorum. Kaynakçının yaptığı işi de yapabiliyorum. Boyacının yaptığı işi de yapabiliyorum. Ama asıl mesleğim motor olduğu için motorda başarılıyım ama bunlarda da kendimi kurtaracak kadar başarılıyım. Sizlerde de aynıdır. Yani biz bu videoları çekiyoruz. Sizlere bilgi sahibi etmek için çekiyoruz. Yani boyayabilirsiniz bu şekilde. Yani sonuçta egzoz altta kalacak boya. Siyah boya bir de. Hani araba kaportası değil ki hani şurası çizik oldu, şey oldu diye. Çünkü eski haline göre gayet başarılı olacak. Gördüğün yüzeyler. Burada da görünüyor. Geri kalanı.
başta çalıştırdık. Bir kurumaya alacağız. Sonra bir kat daha atalım. Tek durduralım. Evet arkadaşlar, egzozumuz boyama işlemi bitti arkadaşlar. Şu an motorumuz komple yıkamaya girecek. Şöyle ilk halini görmüştünüz. Yandan çekelim. Bu egzozumuz bayağı bir tadilatlı bir egzoz arkadaşlar. Yani orijinal egzozda daha bir güzel durur. Yanmaz boyamızı attık. Nasıl durduğuna, önceki haliyle şimdiki haline bakalım. Artı bu ızgaraların arasında boşluk olması gerekiyor ısıyı dışarı vermesi için. Onları da eski civatalarını falan attık. Güzel bir sistem attık. Vespalar sevimli bir motorlar arkadaşlar. Üstü olarak bende 67 Primavera'm vardı 90'lı yıllarda. En çok pişman olduğum motorlardan birisi, sattığıma pişman olduğum tek motor. Primavera 125 koldan vitesli, iki zamanlıydı. Burada stepnesi falan vardı. Yani sevimli bir motor. Yani usta olarak bir Vespa geldiği zaman daha bir sempatizanlık duyuyoruz. Yani böyle bir güzel bir makina. Onun için işçiliğimizi de buraya elimizden geldiği kadar yaptık. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi de yıkamaya çekeceğiz motorumuzu. Artı motorlarımızı arkadaşlar hani tanzikle yıkanır mı yıkanmaz mı falan yıkayalım arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yani bundan da bilginiz olsun. Motorun üzerindeki korozyonlar, yolun tozu, toprağı, kar suyu, yağmur suyu bunları devamlı indirmemiz gerekiyor. Her ne kadar fırçayla, süngerle yıkasak bazı ulaşamadığımız noktalar var. Şimdiki motorlarımız teknolojik arkadaşlar. Tesisatları, elektronik sistemleri. Yani sudan falan etkilenmez. Eskiden platinliydi bu motorlar. İki zamanlıydı. En ufak bir yerine su girdiği zaman ateşleme yapmazdı falan. O olaylar artık olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Araç nasılsa motosikletin teknolojisi de aynı. Kesinlikle yıkamadan falan bir zarar gelmez yani. Faydası olur, zarar olmaz. Bilginiz olsun. Şimdi yıkamaya çekeceğiz. Orada da size motor nasıl yıkanır onunla ilgili de bilgi vereceğim. Evet. Evet arkadaşlar, motorumuzun işlemleri bitti servisimizde. Şu an motorumuzda tanzikle motor yıkama yapacağız. Yani köpük tutulur mu, tanzik tutulur mu? Bununla ilgili bir video yapacağız. Daha önceki videom da vardı. Şu an motorumuzu hem yıkamış olacağız hem de siz de göreceksiniz arkadaşlar. Köpüğümüzü alıyoruz. Kalsın. Şimdi arkadaşlar köpük dedik. Köpüğün yere akmasını bekliyoruz. Şimdi bu normal benzinliklerdeki gibi değil. Bütün klipası kendi indiriyor. Ondan sonra tanziği vurduğumuzda inecek. PCX'i kalır mı diye de soracaksınız. Biliyorum PCX takipçilerim çok olduğu için onu da araya karıştırdık yani, haberiniz olsun. Şimdi ikisi aynı anda bak köpük nasıl aşağı iniyor kendiliğinden. Bütün pisliği indiriyor. En son tanzikle hepsini indireceğiz arkadaşlar. İki motorumuzu birden yıkamış olacağız. Vespa'mız ilk günkü gibi olacak. PCX'imiz de aynı şekilde. Yani motorumuzu tanzikle köpük sürülür mü, tanzikle yıkanılır mı olayını noktaya koyuyoruz arkadaşlar. Yıkayın, hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü öbür türlü kofayla, süngerle falan tamam evinizde, bahçenizde yıkayabilirsiniz ama tanziğin ulaşamadığı, ulaştığı yerlere siz kofayla, suyla ulaşamazsınız. Şimdi köpüğü yıkayacağız. Thank you.
işlemlerimiz de tamam. Motorlarımız pırıl pırıl oldu. Bu işlemleri benzinliklerde jeton atıp yıkayabiliyorsunuz kendiniz veya yıkama yerlerinde. Yani çok aşırı yakından tanziyi tutmamak şartıyla motorlarımızı yıkayabiliriz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi günler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, motorumuzun şase numarası avadanlığını alıyor bu kısımda. Motorumuz karbüratörlü bir motor. Rolanti ayarı da burada arkadaşlar. Rolantinin düşüklüğünü, yüksekliğini buradan ayarlayabiliyoruz manuel bir şekilde. Yani kendi ayarlamıyor, biz ayarlıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şunu yerine takıyoruz. Şu şekilde anahtarımızı aldık. Motorumuzu, kontağımızı açıyoruz. Arka frene basıyoruz. Tek marşla çalışır. Yağ lambası döner. Evet. Uzun, kısa. Sinyaller. Bu tüpte bunlar önemli arkadaşlar. Bunların yanıp yanmadığını kontrol edeceğiz arkadaşlar. Sol sinyal. Sağ sinyal. Yandı. Uzun, kısa. Uzun, kısa. Bunlar yanıyorsa bu da arka frene bastık. Bastık, fren lambamız yanıyor, sönüyor. Ön frene bastık, yanıyor, sönüyor. Muayenede tüpte bunlara bakıyorlar arkadaşlar. Bunları özellikle kontrol edip öyle gidin. Eğer bunların en ufak birisinde bir sıkıntı varsa yetkili servisi olarak biz müdahale ediyoruz ve muayene hazırlığında yapıyoruz. Bilginiz olsun. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Egzoz boyamamız bitti. Yıkamamız bitti. En son dipnot arkadaşlar. Motorumuz Türk araç muayeneye gidecek. Orada motor şase numarasını bulmakta zorlanıyorlar. Bu motorumuzun şase numarası nerede? Yani ET4 150 2005 model. Bunun şase numarası nerede? Onunla ilgili. Şimdi motorumuz şu şekilde çalışıyor. Bunlar karbüratörlü model arkadaşlar. Bu enjeksiyonlu değil, bilginiz olsun. Otomatik şifresi var, kendiliğinden jikleri. Enjeksiyonlu olmadığı için az isteyebiliyor duruma göre. O yönden de bilginiz olsun. Şu an çalıştı. Koltuğumuz şu şekilde yeri var. Anahtarımızın şöyle açılıyor. Açtık koltuğumuzu. Evet, şase numaramız nerede arkadaşlar? Motorumuzu şöyle sağ avadanlığını alıyoruz. Şu şekilde çıkıyor. Bunu çıkardık. Şöyle bakalım. Motorumuz karbüratörlü arkadaşlar. Onu göstereyim önce. Şase numaramız da şurada arkadaşlar. Şu şekilde bak. Şu kısımda. Şöyle. Yani yan kısım. Burada şase numaramız. Yani şu içini aldığımız zaman buradan görünüyor evet arkadaşlar. Yani Türkiye'ye gittiğinizde şase numarasını bulamazlar da burada olduğunu bilginiz olsun. Orada önemli.